Arkadaşlar Clash of Anatolia ikinci maç Muhammed vs Sherlock. Map Arabia, Muhammed Katlarla oynuyor. Sherlock da Vietnamlılarla oynuyor. Elolar, yazayım gireyim Eloları. Kukuro sen bana şeyden atarsan Discord'dan ben Eloları girerim. bir bitmiş rekor. 3 rekor olduğuna göre. Abi öyle değil. Toplam best of 3 olduğu için bütün maçlar ben izlemediğim için hani 2-0 da bitse, 2-1 de bitse 3 rekor olarak atılmış bana. Yani maçların sonucunu ben de bilmiyorum. O yüzden bütün maçlar 3 rekor olarak var. Yani moderatörler yolladığı için moderatörler biliyor sonuçları. Ben de bilmiyorum. 2-1 bitme olasılığı yok. Yani belki 2-0 bitmiş, belki 2-1 bitmiş. Hani o olasılıklar dahilinde var ama ben bilmiyorum. Bütün maçlar bu şekilde. Yani Keltler Arabiya'da fena bir ırk değil. Bu arada 2230'a şeymiş. Hemen girelim. 2230'a 1000. Hello motherfucker. Anonymous. Teşekkürler bu arada 100 bitin için. Büyük ihtimalle Gülker abi galiba. Çok çekişmeli. Yani bu maçları biraz daha 2x'te gidebiliriz. Beyler çekişmeli olmamasının sebebi sizlersiniz. Yani kendinizi geliştirmiyorsunuz. Oynamıyorsunuz. Yani tabii bu kadar fark açılır. Türk camiası daha çok oynatsa, çok daha yakın oyuncular olsa, eskiden o kıyas çok daha vardı. Bizim jenerasyonda vardı arkadaşlar. Wobbly zamanında vardı. Berk, ben, işte Alican, Yasin, Emin, yine bir tane Artras vardı. Uykusuz Taha vardı. Başka bir Taha. Adını tam nickini unuttum. Hani o zaman böyle herkes birbirine şeydi yani. Ben ondan iyi olayım, ben ondan iyi olayım. Yine diğer oyuncular vardı. Ekim Ku vardı. Bayağı bir vardı ama şu an jenerasyonda çok fazla tryhard oynanmadığı için olabiliyor. Muhammed şu an map'ini wall'lıyor Bin Ala'ya karşı. Tuhaf bir oyun. Yani rakip Bin Ala iken wall atmak ne derece mantıklı? Biraz daha sağlamcı. Sanırsam Muhammed biraz daha arena oyunlarını seviyor. O yüzden çok fazla hasar almak istemiyor. Map'ini kapatıyor. Büyük bir ihtimalle FC yapacak gibi. Öyle görünüyor. Çağ attı. Map'ini de kapattı. Belki unit de basabilir. Bakalım Vietnam ne yapacak? O da barak atıyor. Aynen Hoang yapacak gibi. Öyle duruyor. Vakit yok dostum. Canımız çekiyor oynamaya ama. Yani genellikle. Ses gönder. CK sen mi yolladın en sonkine? Ha. Teşekkürler. Abi orada şey yapman düzeltme şansı olmuyor. Orada yolladığında şey oluyor. Aşağıda bir tik var. Gizli olarak yolla diye. O tiki kapatman lazım ses yolladığında CK. Bir dahakinde onu yaparsın. Tiki kapatırsan şey olmuyor. Şu an Muhammed bir tane Archer Range attı ama herhangi bir şey basmıyor. Sadece göstermelik bir Archer Range oldu bu. Eko toplamaya devam ediyor. Bir de market geliyor. Eyvallah. Abim teşekkürler 100 bitin için.
Aynen, marketi attı, çağa bastı bu arada. İki tane işçi oluyor. İleriye galiba Forward Siege, Stable falan bir şeyler atacak gibi. Blacksmith geliyor aynen. Blacksmith olmadan Siege Workshop atamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden Blacksmith'i atıyor. İşçileri de yolladı sağ taraftan. Oradaki işleri yakalayacak gibi bu arada Sherlock. Bakıyorum Muhammed'in herhangi bir şey var mı burada? Yok. Bir tane işçisi gitti. Battık, bittik. Böyle bir İkinci şey işçisi de yok. gidiyor. Güzel bir kuyruk bal geldi bu arada Muhammed'den buraya. CK teşekkürler 100 bitin için. Çok sağ ol. Battık bittik diyor Muhammed. İşçiler de yakalandı. İki tane Spear geliyor arkadan, bir de Stable'dan Knight basmaya başladı. Castle Age oluyor. Şu ana kadar herhangi bir aksiyon görmedik. Bakıyorum hemen. Sherlock'un da Castle Age geliyor. Şu an Lum'u geri al, Lum'u yeni alıyor bu arada. Sherlock baya bir erkekçe oynamış. Lum'u bile nereye bırakmış? Kerpo'nun hareketler bunlar arkadaşlar. Dakika 35 Lum. Sherlock Park değil, hayır. Şimdi şuraya bir tane barak şey geliyor. Stable geliyor. Aynen Binelo'ya göre iyi oynamış. Gayet iyi oynamış hatta. O da bir tane market attı şimdi oraya. Town Center idle time'ı biraz fazla Sherlock'un. Belki o idle time'ı da yapmasaydı daha iyi olabilirdi. Muhammed burada Hoang'a başladı. Scorpion basıyor. Yine Knight'larla da içeriye girmeye çalışıyor. Bakalım. 3 tane scout'ını da ileriye yollamış. Buradan belki bir hasar vurabilirim diye. Ama Muhammed map'ini güzel bir şekilde kapattı. O da farm ekliyor şimdi. Birkaç tane. Yine şurada Scorpion'larla içeriye girecek. Kram da ekliyor. Hatta burada evi yıkıp içeriye girmiş bile. Bir tane işçi düşecek. Bak şuradan birkaç işçi daha düşebilir. Şuradan bir işçi daha düşecek gibi. Yani burada Sherlock'un yapabileceği pek bir şey yok arkadaşlar. Ha, oyun bitti gibi bir şey. Castle Age geldi ama şu an hani gerçi bir tane stable'ı var. Monastery'i eklemiş Muhammed. Yani Knight basabilir mi diyeceğim. Yani Knight sayısında geride askerde yetişmesi mümkün değil. İki tane stable olması gerekiyor. Şu an en iyi hamlesi Monastery Siege Workshop olur oyunu tutabilmek için. Ama şu an bakıyorum Monastery ve Siege Workshop atacak bir ekosu da yok. Eti baya bir fazla, odunu çok az. Farm açmaya devam ediyor. Odununu boşa harcıyor. Birazdan Muhammed TC altına girecek gibi. Yani arkada çok eko kurmaya da gerek yok. O da konumunun farkında derken Sherlock GG'yi veriyor. Muhammed durumu 1-0'a getiriyor arkadaşlar. Güzel. Muhammed ilk maçını kazanıyor. Bakalım istatistiklere hemen hep birlikte. Military'de 12'ye 2. Yani bayağı bir fark var burada. Ekonomide yine Muhammed daha üstün. Et de biraz geride ama toplam kaynak toplama oranına bakarsak daha üstün. Teknolojide de yine çok erken bir Castle Age oldu Muhammed'den. 2300'e 1K. Yapacak bir şey yok. Turnuva şeylerinden dolayı, katılım şeylerinden dolayı, elolarından dolayı ilk maçlar maalesef o şekilde. Diğer maçlar daha çekişmeli olacak.
Aleyküm selam Ati, hoş geldin. Evet, hemen ikinci maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Muhammed vs. Sherlock. Bu haritanın adını bilmiyorum ya. Bu haritanın adı neydi? Bir bakayım, bir dakika dur. Hemen hızlıca bir bakayım. Haritanın adı Low Tide. Low Tide. Evet arkadaşlar, bu harita da yine bu turnuvadaki yeni haritalardan biri. Ekranda chat'i açamam maalesef. Çünkü maçlar YouTube'a gidecek. Sunum ekranında chat yok. O yüzden. Haritanın adı Low Tide. Harita sürekli bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Odunlar sol tarafta. Sağ tarafta ise şöyle ufak bir göl var. Köşe kıyı kısımlarında bayağı bir shorefish var. Yine çok en uzak kısımlarda da şey var. Büyük balıkçılar var. Onun dışında bu haritada odunlar hepsi sağ tarafta. Sadece base'de şöyle küçük bir odun var. Odun yığını diye geçiyor. Burada da 1000 odun var. Yani bu 1000 odun nereye kadar gidiyor? Sana Feudal'in başına kadar anca yetiyor. Bu demek oluyor ki hani Feudal'de senin şu öbür kısma işçi yollaman gerekiyor. Hatta 2 tane var, pardon. 2 tane odun yığını var 1000 şeklinde. Bir tane burada, bir tane burada. Yani senin belli bir süre sonra yine sağ taraftaki büyük odunlara gitmen gerekiyor. Ve kapatması gördüğünüz üzere çok zor bu haritayı kapatmak. Bayağı bir agresif bir oyun, bayağı bir strateji gerektiren bir map. Kaç odun var yığında? 1000 odun var. Yani 1000 odun toplayabiliyor buradan. İlk etapta yetebilecek kadar. Espanyol Göker abiye 3000 TL gönderiyorum. Şimdi size iletir, turnuvaya katkımız olsun. Eyvallah Majestic 5032. Çok teşekkürler. 3000 liralık bağışın için. Çok sağ ol. Espanyol Göker abi tanıyorsun herhalde, ona yollayacağına göre. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Chat, siz de teşekkür edin. Majestic krala. Turnuvaya desteklerinden dolayı. Evet, şimdi Muhammed Japon almış. Yani Japon burada bayağı bir avantajlı. Niye diye soracak olursanız, hem balıkları hızlı topluyor, hem mili ucuza atabiliyorsun. 50 odunu atıyorsun. Onun dışında balıklar hızlı topluyor. Aynı zamanda infantry unitler de %25, %33 müydü? %33 olabilir. Yaşlandıkça unutuyoruz. %33 daha hızlı vuruyor. O yüzden Japonya'nın burada bayağı bir avantajı var. Öbür tarafta da Sherlock kuman almış. Kuman tercihi. Anlamadım. Hani odun çok uzakta. İkinci TC atmak için. Hani buraya atmak istiyor galiba ikinci ton center'ı. Şuraya mı atacak? Buraya atabiliyor musun? Bilmiyorum. Yayın mı gitti? Yayın gitmemiş olması lazım. Bakalım, kuman tercihini beğenmedim bu arada. Bu paralar ilk 8'e bölüşecek arkadaşlar. Yani ilk 8 ödül alıyor zaten. Orada oranlar var. O orana göre bölüşecek. Toplam eklenen paralar. Yani şu an Muhammed buraya attı mili ama gidip geyikleri topluyor. Shorefish dediğim gibi daha hızlı topluyor. Belki shorefish toplaması daha avantaj olurdu onun için. Bu arada Sherlock'un baya bir idle time'ı var. Yaklaşık 1,5 işçiden fazla idle time'ı var. Yani bu gördüğünüz üzere 1,5 işçiden neredeyse 2 işçiye yakın. Daha fazla. Gerçi Muhammed Lum almamış. O yüzden 1,5 işçi, 2 işçi oldu şimdi. 2 işçi, belki daha fazla bir şey var. İşçi farkı açıldı. Yani bu yüzden idle TC oranı çok önemli. Yani eğer TC idle bırakıyorsanız bir nevi rakip
sizden işçi almış gibi oluyor. Dikkat edelim arkadaşlar onlara da. Yunus kaç günü bizimkilerin maç birbirleriyle? Yarın başlıyor Ati gruplar. Son 16, 8, 8, 2 grup olacak. Ondan sonra birbirleriyle maçlar çıkar. Daha yakın Elo'ların maçları da çıkar. Bu serilerde de yine yakın Elo'lu maçlar da var. Ama onlar biraz daha böyle 1600-1700 arası. Merhabalar. Nihayet başladı turnuva. Nihayet başladı turnuva. Teşekkürler Fizyodant. 100 bitin için. Baktım en garip map pikledim diye. Bu nasıl map diyor Muhammed. Tarafta. Bakalım bir görüş alanlarına bakalım. Muhammed şu an odun nerede bilmiyor. Yani map'i kontrol etmediyse eğer. Hani şuralarda odun var ama. Şu arkaları şey yapmadı. Bayağı bir işçi altına yolladı. Büyük bir ihtimalle şey yapacak. FC yapacak yine Muhammed market kullanıp. Abi aynen o direkt sende zaten göndermene gerek yok. Zaten turnuvayı düzenleyen sensin. Biz direkt buradan ekleriz şeye, pula. O 3000 lirayı. Onun ismini de yazarız. Zaten şey yapmaya gerek yok. Tekrar bağış olarak yollamaya gerek yok ona. Barbar abi oynamıyor. Ali abi oynamıyor. Ha, Kumans'a bakıyorum şu an ne yapıyor. O bir lumber camp daha atmış. Dediğim gibi öbür taraflara gitmemiş iki tarafta. Şu taraflara gitmeleri gerekiyor belli bir süreden sonra. Ama Archer Hench geldi şimdi. Muhammed iki oyundur FC yapıyor. Yine Castle tıkladı. Dog da atmadı iki tarafta. Şimdi Barak geliyor Muhammed'den. Oo, bu arada Siege Workshop geldi. Kral Siege Workshop atıyor. Bildiğiniz üzere Kumans Feodal H'de basabiliyor Siege Workshop'tan oraya. Bir tane Siege Workshop attı. Koçbaşı basıyor. Yani erken bir şekilde girmesi gerekiyor. Yoksa sıkıntı olur. 45 eti var. Trash talk serbest mi? Serbest, sıkıntı yok. Yani şimdi oradaki bir knight bütün archer'ları temizleyecek. Oo, Rem'in içine girdi. Güzel taktik Sherlock'tan. Big Spear bassaydı güzel olabilirdi. Evet. Rem'lerle şeye de olmaya çalışıyor. Knight'a da olmaya çalışıyor. Muhammed de mikro yapıyor ona. Scorpion geliyor. Rem'le de KTK olamaz. Sırayla. Gel bakalım buraya. Tat bir koçbaşımın tadına. Ay. Yani Muhammed şu an şuradaki oduncuları da buldu. Burada da bir şey toplamıyor. Bir burada et topluyor. Derken Cici geliyor. Durum 2-0'a geldi. Yani bir bakalım. Ekonomiye, istatistiklere. Muhammed bir üst tura geçmiş oluyor. Main event'e çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu skorla birlikte. 16'ya 0. Sherlock hiç kill alamamış ya. Adam kurt bile kesememiş falan. Kral. Yani ekonomide zaten geride. APM 53'e 39. Rem'lerin Knight'a bonusu mu var? Evet arkadaşlar.